yabancı kardeşlerle birlikteyiz. Tebrik edelim öncelikle. İlk resmi müsabakan, farklı bir galibiyet. Babadan oğula geçen bir kalecilik serüveni. Neler söyleyeceksin galibiyetle ilgili? Öncelikle şöyle söyleyeyim. Bugün ilk resmilik maçım olduğu için de gayet heyecanlıydım. Yani bir maç bir an önce gelsin istedim. Çünkü hani sabah uyandım, baktım zamana geçmiyor. Tik tak tik tak. Hani zamanı geçiremiyorum. Uyuyup bir an önce zamanı geçirmeye çalıştım. Benim çok iyi hazırlandığım bir maçtı hafta başından beri. Çok iyi konsantre olup rakibimizi de çok iyi bir şekilde analiz ettik. Bütün artlarını, eksilerini biliyorduk. Kazanmış olmak bence çok mutluluk verici. 3-0 gibi bir skor bence Ankara Gücü bir rakibe zor bir skor ama dediğim gibi maçın başında attığımız gol ve rakibin 10 kişi kalması bizim işimizi gerçekten kolaylaştırdı. Ama en başından beri ipleri çok sıkı tuttuğumuzu düşünüyorum ve iyi bir oyunla, iyi bir galibiyetle Trabzon'a döndüğümüzü düşünüyorum. Bizde kalecilik baba mesleği. Yani ben inşallah benim de oğullarım da bu mesleği devam ettirir. Yani ben babamdan öğrendim kaleciliği. Bugün de gelmişti sağ olsun Bursa'dan buraya beni desteklemeye. Dediğim gibi o çok örnek aldığım bir insan. Benim hayatımda örnek aldığım tek insan olabilir her anlamıyla babam. Ona da teşekkür ederim beni bu kadar iyi yetiştirdiği için. Maçın kırılma anı sence hangi pozisyondu? Ya maçın kırılma anı bence kırmızı kart pozisyonuydu Fatih'in. Çünkü 11-11 oynandığında gene üstün taraf biz gibi gözüküyorduk ama ara ara etkili bir şekilde geliyorlardı. Ama 11-10'dan sonra iyice oyunu domine etmeye başladık. Topa da çok hakim olmaya başladık. Ve 11-10'dan sonra ister istemez psikolojileri de kırıldı. Yani modları düştü, oyun modları. Bence maçın kırılma anı kesinlikle kırmızı kart anı. Ve üst üste yani 2 dakika 3 dakika herhalde sarı kart gördü Fatih. Bizim için de çok iyi oldu diyebilirim. Galatasaray maçı çok kısa. Galatasaray maçı bence çok zor bir maç. Bir taraftan iyi bir maç. Galatasaray Başakşehir'e yenildi dün. Onlar da bize kazanmaya gelecekler. Çünkü biz onları yendiğimiz anda onlar bayağı aşağıda kalacaklar. Onlar da bunun bilincinde olacaklar. İki taraf için de çok zor bir maç ama içeride oynadığımız maçı Trabzon'da kolay kolay kimse kazanamaz. İnşallah o maçı da kazanacağız. Tebrik ederim. Teşekkürler. Sağ olun.